Merhaba arkadaşlar, ben Ata. Bully Anniversary Edition'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bully Anniversary Edition'ın kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Önceki bölümde başımıza neler gelmişti o kadar çok hatırlamıyorum ki gerçekten. Önceki bölüm ne olmuştu ya? Vallahi hiç hatırlamıyorum. Derslere girmiştik. Bir şeyler yapmıştık ama... Ha, intikam falan almıştık Ted'den. İntikam falan aldığımızı hatırlıyorum. Get to the last island. İyi, gidelim. Çocuk ricada bulundu. Hadi gidelim. Bakalım ne olacak. Karakterimiz yüzmeyi de biliyor ya. En azından rahat bir şekilde yüzebiliyoruz. Get to the last island. Last. Son ada. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Ben de aynı zamanda hatırlamaya çalışayım. Ne oldu? Ne oldu, ne bitmişti diye. Hatırlamıyorum ya. Gerçekten hatırlamıyorum. Derslere girmiştik. Görev falan yapmıştık. Ama hiç hatırlamıyorum ya. Bu arada biz buraya geldik. Evet ama yukarı nasıl çıkacağız? Hani geldik. İyi, hoş. Çok merak ediyorum. Ha, buradan çıkılıyor galiba. Ben buraya hiç gelmedim bu arada. Ömrüm hayatım boyunca ben o kadar Bully oynadım ama bir kere bile buraya gelmedim. Wow, ay çık. Karakter düştü mal gibi. He, karakter salak gibi aşağı düştü. Lol. Neyse, bir daha deneyelim. Bu bölümde ne yapacağımızdan bahsedeyim aynı zamanda. Bir de hatırlamaya çalışıyorum da. He, biz işte Ted'in evini basmıştık. Saygımızı sıfıra indirmiştik falan. Evet, onları hatırlarım. Yeni hareketler falan öğrenmiştik. Resim dersi yapmıştık. Evet, hatırladım. Bir tane görev yaptım galiba. Başka görev yapmadım. Hatırladığım kadarıyla. İşte bu bölümde hani preplere, zenginlere olan saygımız sıfıra inmişti ya. Şimdi o zenginlerin lideri olan Derby Harrington ile kapışacağız büyük bir ihtimal. Yani çok büyük ihtimal onunla kapışacağız. Evet, geldik bu arada. Görev buymuş. Bedava $20 aldık. Güzel. Güzel, iyi, hoş. Neyse, biz göreve gidelim. Ders ne bu arada? Biyoloji. Hoş ver. Biz göreve koşalım. Sık çocuk rica etti diye yaptım. Zaten bu görevler bir daha gelmiyor. Bir kerelik gelen görevler bunlar. Bu taraflarda da bir şey vardı diye hatırlıyorum ya. Hadi bu taraflara da gidelim. Zaten yapacağımız görev bir tane görev. Yani bir tane görev yapacağız. 3. bölüme geçeceğiz hani. Bakalım ne var ne yok. Ben buralarda da bir şey olduğunu hatırlıyorum zaten. Ha, burada da rubber band var. Ama zıplayamıyoruz. Karakter zıplayamıyor. Doğal olarak suda zıplama özelliği diye bir şey olmadığı için gayet normal. Evet, bir adaya çıktık. Gördüğünüz gibi. Tünel. Ay, düştüm. Aptal gibi düştüm. Neyse, bir şey olmaz. Bir daha gideriz. Hiç problem değil. İşte bu bölüm o Derby Harrington, yani zenginlerin patronu ile bizzat mücadele edeceğiz. Boxing challenge diyor zaten. Bakalım başımıza neler gelecek. Çok merak ediyorum. Heh, burada. Şunu da alalım. Hatta bunu almak için buraya geldik yani. Başka bir şey yok burada. Değil mi? Burada başka bir şey olmadığına eminiz. Tamam, geri dönüyorum. Artık gerçekten göreve gidiyorum. 4 dakika oldu ve biz hala göreve gideceğiz. Neyse, bir şeyler toplamış olduk. Minik bir görev yapmış olduk. Hadi bakalım, şimdi göreve doğru tam gaz gidiyoruz. Ama güzel bir görev olacak bu arada. Fena mücadele olacak. Eminim izlerken çok keyif alacaksınız. Onların ağızlarını yüzlerini kıracağız var ya. Hem boks yapacağız hem de boss'la kapışacağız. Çok iyi değil mi ya? Neyse, daha fazla oyalanmadan gidelim. Bu ara çıktığımızdan beri bunlar hala frisbee ile oynuyor. Aa, sana frisbee. Hadi ben kaçtım. Sesi az açtım. Ses fazla gelmiyordu. Müdüre benzettim adamı. Neyse, yeter bu kadar oyalanmak. 5 dakika oluyor, ben gidiyorum. Salın beni. Adam elinde frisbee ile beni kovalıyor ya. Aa, Pete de burada. Pete'i dövsen bir şey olur mu? Olmaz. Okey. O Pete bana bulaşıyor. Neyse. Boxing challenge. Ne yapacağım Pete? Ne yapacaksın? Bu zengin çocukları nasıl döverim? Nasıl şey yapabilirim? Rastgele işte şiddet yapıyor. Hayır, bu işe yaramaz. Ben eşyalarımı falan alacağım. Ya biraz daha böyle onlardan daha iyi bir adam olduğunu kanıtlaman gerekiyor. Box'taki aptal Biff var ya. İşte hey Jimmy, ben de gelebilir miyim? Ne diyeceğim biliyor musun? Boş ver. Ya Pete diyor ki hani bu çocukları rastgele dövmem falan bir işe yaramaz. Sen git bunlarla boks yap. Bunları gerçek bir adam gibi döv dedi. Jimmy de bu fikri beğendi. Şimdi gidiyoruz. Bu arada etrafta kar yağmaya falan başladı. Kış mevsimine giriyoruz. Oyunda her bir bölüme geçtiğimizde ya da geçeceğimiz vakit bu şekilde şey oluyor. Bu arada yine bakta kaldı ya. Arada böyle bakta kalıyor gereksiz. Kafama da yumruk yedim. Neyse. Şu görevi bir yapalım. Bakalım başımıza neler gelecek. Aha. Sen ve ben Biff. Sen ve ben ne? Boks yapacağız. Kazanan ve siz de dinleyin ha. Neler olacağını siz de göreceksiniz. Her zaman bekleriz. Hadi. Sonra da ayakkabılarımı temizleyeceksin. Oo, Biff çok iddialı. Hadi bakayım. Biff Taylor. Gel. Ah, acıdı. Ama ben daha çok canını yaktım. Ah, acıdı. Gel bakayım buraya. Hop küt. Hop küt. Gel gel. Blokluyorum ki. Blokluyorum ki seni. Haha. Aha. Ağzını yüzünü kıracağım. Gel buraya. Ah acıdı. Ah acıdı. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Küt. Canını bayağı indirdim. Canını da bayağı bindirdim. Biz çok avantajlıyız. İkimizin de canı bayağı doldu ama. Hadi bakalım. Round 2. Gel. Ah acıdı. Gel lan buraya. Buraya gel. Hayır, tüm yapabildiklerim bunlar değil. Daha fazlası var. Gel. Gel Biff Taylor gel. Artistik yapıyordun bana. Gel gel. Gel bakayım buraya. Dayağı yedin. Dayağı yedin. Hop küt. Hop küt. Böyle bayıltırlar. Knockout. Ne oldu lan? Ağzınızı burnunuzu kırdım. Ve asıl badass kim? Kim daha sert? Ben. Kim adam? Ben. Ben ezikler. Ben şampiyon. 1 numaralı. Onu öldürdüm ve geri kalan hepinizi ezeceğim. Hey, burada ne oluyor? Bu zavallı çocuk ifade etti. O bizim yeni şampiyonumuz. Ne? O yeni şampiyon. Aha geldi. Şampiyon olabilmesi için daha fazlasını yapması gerekiyor. Demokratlık. Bilmem ne. Beyler buna biraz arkadaşımızın Biff'in öylece yenilmesi izin mi vereceğiz? Ne yapacağız? O zaman onu ağzını burnunu dağıtacağız. Evet. Yani bu ne demek? Siz çocukla ilgilenin, ben biraz içeceğim. Öyle mi? Kardeşim az sonra ben de geliyorum. Masayı hazırla. Gel gel. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel gel buraya gel. Gel gel buraya gel. Sen kim artistik yapıyorsun? Gel gel dur. Ben sana ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Hop küt. Yat aşağı. Yat aşağı. Gelin lan buraya. Ağzınızı burnunuzu kırmaya geliyorum. Derby. Gel buraya. Ah dur bekle. Küf. Gel gel. Sana da yapacağım gel. Hop küt. Hop geber. Derby yanına geliyorum Derby. Gel. Seni aşağılık kesik. Arkadaşın arkasına saklanıyorsun. Kapa çeneni Derby. İşte seni alt edecek bazı taktikler. Şu bufonu getirin buraya. Aa Derby geldi. Küt. Bir dakika döveceğim seni. Dur daha seni çok döveceğim. Bekle. Salar mısın? Önce şunu döveyim ha. Ah acıdı. Sakin. Gel gel. Küt. Amele sümüğü gibi yapışırsın yerlerde. Amele gibi sümürürsün yerlerde. Gel lan buraya. Lan buraya gel. Küt. Yat yere. Ben şurada bir içeyim de gebermeyeyim. Ben şunu da alayım. Bir dakika şunu alacağım. Al lan yat aşağı. Alamıyorsam da alamayayım. Yo aldım ki. Evet boss'u da dayak manyağı yaptık. Boss'u da böyle tokatladık. Derby'yi tokatladık. Yatın aşağı. Yatın aşağı. Ne oldu lan? Ha? Şimdi patron kim? Sizi duyamıyorum zengin çocuklar. Şimdi asıl patron kim? Cevap ver. Sen. Daha yüksek sen. Aynen kesinlikle benim. Şimdi iyi oynamayı öğreneceksiniz. Anladınız mı? Üf Jimmy var ya bayağı taşşaklı ya. Öf. Şu Jimmy'nin özgüveninden ben de istiyorum. Şimdi Derby de gerçek bir aptal. Hani artık benim tarafımda falan diyor. Şimdi de diğer düşmanlar olan Gracer olan çocukları kendi tarafımıza çekeceğiz. Gerçekten kendine gurur duyuyor olması. Onlara iyi bir ders verdin. Evet onlar zengin ama işte zayıf kabalar. Onlara dönmek kolaydı. Geri daha büyük bir problem. O bekleyebilir. Jimmy Hopkins. Doğru mu? Johnny'nin senin yardımına ihtiyacı var. O zaman bana hiçbir şey söyleyemez. Ben burada ne yapıyorsam onu şey yaparım. Ben burada servis mi yapıyorum? Bunun bedelini ödeyeceksin. Buranın sorunu ne? Herkesin yardıma ihtiyacı var vesaire vesaire. Johnny Vincent'ın kim olduğunu biliyor musun? Hayır, umurumda da değil. Pete de şey diyor hani Johnny Vincent bu Gracer'ların bu üstünde ceket olanların patronu onunla arkadaş ol. Böylece geriyi de şey yapabilirsin diyor. Karşını alabilirsin diyor. Geri için iyi bir silah olabilir dedi. Mantıklı Pete falan dedi. Olabilir dedi. Neyse. İkinci bölümü de burada bitirdik. Bari bir dışarıya çıkalım. O şekilde videoyu kapatalım. Artık kışmış geldi. Gördüğünüz gibi. Oh. Etraf böyle bir karlı. Bir hoş. Üf bu tema çok güzel var ya. Tam da yılbaşı teması. Oh. Tam da zamanıydı ha. Tam da zamanıydı. Çocuğu da çöpe soktu. Derste dükkan 2'ymiş. Neyse ben oyunu kaydedeceğim. Sıradaki bölümde şey yaparım. Kırmızı neymiş? Nerd Challenge. Yani ineklerin bir görevi var. Onu da ayrı bir bölümde yaparım. Aynı Boxing Challenge'da olduğu gibi. Şöyle bir kimya setimizi de kullanalım. Güzel. Şimdi oyunu kaydedelim. Şuradan Boxing Challenge'ın üzerine oyunu %1'ini 21'ini bitirmişiz. Daha fazla uzatmadan artık videoyu burada karlı temayla yeni bölüme ile beraber kapatmak istiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz de like atmayı, kanalımıza hala abone değilseniz de lütfen destek amaçlı bir abone olmayı unutmayın. Destekleriniz çok değerli. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.